Şimdi arkadaşlar flatör bağlantısı nasıl yapılır? Bir güç devresi oluşturacağım. Hani örneğin buradan bir faz alacağım. Kontaktör üzerinde bir güç devresi oluşturacağım. Bir lamba bağlayacağım ve flatörün faz ve nötr üzerinden nasıl çalıştığını göstereceğim sizlere. Hani ister istemez güç devresi olmayınca insanların biraz daha hayali oluyor. Tam anlamıyla kavramı olmuyor. Yine buradan bir nötr alıyorum. Kontaktörümüz alternatif akım. Yani buradan giriş yapıp buradan çıkış yapabilirsiniz. Buradan giriş yapıp buradan çıkış yapabilirsiniz. Yani her halükarda çalışacaktır. Aklınız karışmasın. Neden alttan giriş yaptım diye. Böyle bir düşünceye dalmayın. Şimdi buradan çıkıp termikten tekrar giriş yapacağım. Şimdi tekrar çıkıştan yani L1, L2 faz nötrü çıkış yaptım. Bunlar da termikten. Tekrar bir giriş yapacağım. Örneğin buraya giriş yapabilirim. Bir tanesini. Yine L2'ye de nötr girişi yapabilirim. Evet, çıkışa da bir tane lamba bağlayacağım. Örneğin buradaki duyumuzu bağlayabiliriz. Yine alternatif akım olduğu için hani faz nötrü istediğim gibi çıkış yapabilirim ama ben yine de kahverengiyi faz olarak kullanacağım. Yine bunu da pardon T2'yi de nötr olarak kullanacağım. Mavi koblamı da nötr olarak kullanacağım. Şimdi bir güç devresi oluşturduk. Yani enerjiyi verdiğimde bunu çıkartacak olursak şu üstündeki korumayı çıkarttığımızda biz şu sistemi ne yapacağız? Flatörle yapacağız. Yani yapmamız gereken kontaktörün A1'ine faz, A2'sine nötr vereceğiz. Ben bunu bu şeyin flatörün 3 tane kablosu var. Bu kablolar üzerinden nötr üzerinden nasıl bağlantı yapılır ve faz üzerinden kontaktör nasıl kontrol edilir? Şimdi bu siyah bizim ortak ucumuz. Hani bir röle olarak düşünün bu şeyi, flatörü röle olarak bu ortak uç. Yani girişler ortak, çıkışlar bağımsız. Bu açık kontak, kahverengi de kapalı kontak. Şimdi siyahtan giriş yaparsak tankı doldurmak için bunu kullanacağız. Açık kontağı, tankı boşaltmak için kahverengiyi kullanacağız. Şimdi ben siyahla yani faz girişi yapıp A1 veya A2'ye mavi girebilirim. Veya siyahla nötr girişi yapıp A1 veya A2'ye hangisine nötr verecekse maviyle de kontaktörün bobin bacağına gidebilirim. Öncelikle kontaktörün faz bobin bacağını faz ile beslemem gerekiyor. Yani arkadaki örneğin A1 var. A1'e ben faz arkadaki A1'e ben faz girdim. Gördüğünüz gibi A1 bobin bacağına ben faz bağlantısı yaptım. Şöyle kontaktörümüzü hafiften çekelim. Kablomuzu buradan itekleyelim. Tamamdır. Şimdi bizim nötrümüz kaldı. Yani bizim nötr bacağı A2 burası. Siyah kabloya nötr veriyorum. Buradaki nötrü bağlıyorum. Siyah nötr verdim. Kaçak akım rölesinden hani o sigortada olabilir. Kaçak akım rölesi. Yine maviyi de A2'ye giriyorum. Evet, maviye de A2'ye girdim. Böyle bakalım. Kahverengi boş kalacak. Bunu kullanmıyoruz. Şimdi enerjiyi verdiğimde bakın bu şekilde çalışacak. Yani flatörümüz bu şekil olduğunda aşağı doğru olduğunda çalışacak, çalışacak, çalışacak. Yukarı kalktığında motor duracak. Yani su dolunca bu yukarı kalkacak. Tekrar su boşalınca bu böyle olacak ve motoru çalıştıracak. Yine tekrar yukarı çıktığında motor duracak. Su boşaldığında yine motor çalışacak. Yine termik yüksek amperden dolayı atarsa durma yapmayacak. Neden durma yapmıyor arkadaşlar? Bunu da öğrenmiş olduk. Yani zaten bildiğimiz şeyler de göstermiş olduk. Flatörü ben termik üzerinden geçmedim. Termik üzerinden geçmediğim için şu an herhangi bir açma yapmadı.
Yani şu an termimizin hiçbir fonksiyonu yok hani sisteme. Termiği de aktif hale getirmemiz gerekiyor. Ya faz bacağını termik üzerinden geçirmem gerekiyor ya da nötr bacağını termik üzerinden geçirmem gerekiyor. Şimdi bu fazı alıyorum. Termik üzerinden geçiş yapacağım. Yani termiğimin bu yetişmiyor. Farklı bir kablo kullanacağım. 95'ine girip ondan sonra kontaktörün A1'ine gideceğim. Şimdi bunu alıyorum. Termiğimizin 95 kapalı kontağına giriyorum. Çıkış 96. Evet, 96'dan çıkış alıyorum ve bunu kontaktörümün A1'ine gidiyorum. Yani bunu flatör üzerinden de yapabilirsiniz. Hani ben faz üzerinden yaptım. Yani faz derken fazı flatör üzerinden yaptım. Nötrü de yine flatörün kontrol mekanizmasını da önce buradan geçirip sonra buradan alabiliriz. Şimdi mesela şimdi nötrü doğrudan kontaktörün A2'sine verdim. Fazı örneğin arkadaşlar fazı bakın hani flatörün siyah ucu yani ortak ucuna fazı 95'ten sonra tabii ki 95'ten sonra vermem gerekiyor. Çünkü termiği de aktif hale getirmem gerekiyor. Termikten önce verirsem yani direkt sigortadan alırsam termiğim çalışmaz. Ondan dolayı fazı her zaman 96'dan almam gerekiyor. Siyah uca biz ortak ucumuza fazı verdik. Çıkışı yani mavi ucu kontaktörün A1'ine gitmem gerekiyor. Kontaktörün A1'i arkada buradan bağlıyorum. Bağladıktan sonra yine bağlantısını göstereceğim. Pardon. Evet, faz bağlantısını arka kısma şöyle göstereyim. Mavi kablo A1'e gittim. Kontaktörümüzün A1 faz bobin bacağında enerjilemiş olduk. Uygulamaya geçelim. Yine enerjimizi verdiğimizde faz üzerinden de böyle bir bağlantı oluyor. Yani mantık aynı. Her halükarda sistem çalışacaktır. Yine panoda, kuyuda su olmadığı sürece, kuyu boş olduğu sürece çalışacak. Kuyu dolunca yine böyle bir enerjiyi kesecek. Yani bu içindeki misket işi görüyor. Devrenin açıp kapanmasını sağlıyor. Yine kuyuda su boşalınca pompayı çalıştıracak. Termik açma yaparsa yine pompayı durduracak. Flatör bağlantısı bu şekilde bitmiştir. Kuyunun dolduğu zaman panonun durmasını istiyorsanız bu kez de kahverengi kabloyu kullanacaksınız. Hani şu mavi ile kahverenginin yerini değiştireceksiniz. Yani bu da kapalı kontak. Farklı bir mantık yok arkadaşlar. Aynı sistemi yapacaksınız.